Dune daha önce de karışık sonuçlarla beyaz perdeye uyarlanmıştı, ancak Denis Villoy'un girişimi bunların arasında en iddialısı ve en çok üzerinde çalışılanı. Frank Herbert'ın ufuk açıcı bilimkurgu romanının hayranı olan Villeneuve, David Lynch'in 1984'te yaptığı gibi romanı tek bir filme sığdırmayı reddetti. Warner Bros. Steven King'in It filminde olduğu gibi iki bölümlük bir uyarlamayı kabul etti, ancak bu duruma bağlı. gün vizyonunu tamamlamak için geri dönmesini sağlayacak ilk kısım. Yönetmen, stüdyonun ilk filminden memnun olduğundan ve devam filmini istediğinden emin ama yine de bunun bir sayı oyunu olduğunu kabul ediyor. Villeneuve daha önce de Blade Runner 2049 ile gişede sıkıntı çekmişti. Peki Dune ya da beyaz perdedeki adıyla Dune Part 1 ikinci kez şanslı olabilir mi? Biz gelmesini beklemek zorunda kalırken Dune artık sinemalara geldi ve bu versiyonda tadına varılacak çok şey var. Sonuçta, yarı anlatılmış bir hikaye olduğu için biraz sinir bozucu bir saat. John Spates ve Eric Roth'la birlikte çalışan Willow, Herbert'ın en çok satan romanının yaklaşık yarısını Dune, birinci bölüme uyarladı. Hikayenin sadece yarısı olmasına rağmen kurulması gereken yoğun ve karmaşık bir dünya olduğundan bu önemli bir görev. Babası Duc Leto Atreides çöl gezegeni Arrakis'in kontrolünü kabul ettiğinde Paul Atreides'in hayatı değişmek üzeredir. Yaşamı iyileştirici özellikleri nedeniyle evrendeki en değerli madde olan baharatın kaynağıdır. Ancak Leto yeni görevin düşmanları tarafından kurulan bir tuzak olduğunun bilincindedir. Fırmın yerlileriyle baharat madenciliği ve bazı ölümcül kum solucanlarının yanı sıra kurulacak bir çatışma olduğu için Arrakis gezegeninin bile uyum sağlaması göz korkutucu bir görev olacaktır. Ancak filmin aynı zamanda Aralarında korkunç Baron Harkonnen'in de bulunduğu Atreides ailesinin düşmanlarını ve Pol'un nihai kaderinde kilit rol oynayan Bene Gesserit dini mezebini de kurması gerekiyor. Bunların hepsi Dun'un ana, seçilmiş kişi, Pol yayınının önemli bir arka planı olduğundan, hokkabazlık yapılacak çok şey var. Hikayenin yalnızca yarısını anlattığının farkında olan Willow, Pol'ün kehanet niteliğindeki rüyalarını da hikayenin geri kalanını anlatırsa ne olacağını tahmin etmek için kullanıyor. Hem hayranlar hem de yeni gelenler için, NCO'nun gelecekteki olayları tanıttığı gibi, bunlar gelecek ve işleyecek olaylara dair heyecan verici bakışlar. Yazarların takdirine göre, Dune, birinci bölüm, içerdiği bilgi zenginliğine rağmen yeni gelenler için nadiren kafa karıştırıcı oluyor. Yalnızca hayranlar tarafından veya ikinci bir izlemede yakalanmış daha küçük ayrıntılar olabilir, ancak iki bölümlü yaklaşımın kullanılmasıyla Herbert'ın dünyası beyaz perdede harika bir şekilde hayata geçiriliyor. Ancak Willow'ün dünyaya ekranda nefes alması için zaman vermiş olması övgüye değer olsa da, tempoyu etkiliyor. Dune, birinci bölüm, 155 dakikalık ağır bir süreye sahip ve büyük parçalar için, sergi ve dünya inşası için zaman harcanırken minimum ilerleme ivmesi hissediliyor. Bu, sayfada ekranda olduğundan daha iyi çalışan bir şey ve hikayenin yalnızca yarısını görüyor olmamız gerçeğiyle daha da kötüleşiyor. Nereye gittiğini bilen hayranlar, ölçülen ilerleme hızına karşı daha hoşgörülü hissedebilir. Ancak diğerleri için film bir şeye doğru gitmeye başladığında bitiyormuş gibi hissedecektir. İkinci bölümü görürsek bu bir sorun olmayacaktır çünkü bu, Yüzüklerin Efendisi ve It gibi filmlerin birden fazla filmde tam bir hikaye anlatmasından farklı değildir. Sorun şu ki, normal, bir dünyada bile Dun'un gişede satışı zor olur, dolayısıyla göreceğimiz tek şeyin bu olacağı konusunda endişelenmeden edemezsiniz. Bu, ikinci bölüm önümüzdeki yıllarda yayınlansa da çıkmasa da Dune, birinci bölümün tatmin edici olmayan bir saat olduğu anlamına gelmiyor. Villeneuve'den bekleneceği gibi, Hans Zimmer'ın muhteşem müzikleriyle şık ve güzel bir şekilde uygulanmış bir bilim kurgu. Büyük ekranda izlenecek bir film olarak muhteşem bir film ve yönetmenin bu hayranlığın bir kısmının daha küçük bir ekranda kaybolacağından neden endişelendiğini anlayabilirsiniz. Aksiyon ağırlıklı bir teklif olmasa da, dramatik bir kum kurdu saldırısı ve patlayıcı bir gece saldırısı gibi set parçaları Willow serbest bıraktığında hayal kırıklığına uğratmıyor. Duruşmalarda siyasi entrikalar ve duygusal bir ağırlık var. Bu da onların sadece boş heyecanlar olmadığı anlamına geliyor. İkinci kısım çıtayı yükseltirken bu heyecan verici bir ihtimal. Set parçaları filmin sergilenmesinden ve bazen aşırı ciddi tonundan hoş bir sapması alıyor. Bazen Arrakis'te herkesin biraz perişan olduğu veya kaderin ya da uğursuz bir geleceğin yükü altında olduğu anlaşılıyor. Bu Star Wars esprileri istediğimiz anlamına gelmiyor ama herkesin karamsar olduğu ve pek bir şeyin olmadığı bir dönemde Dune Part 1, saatlerin en baştan çıkarıcısı değil. Willowgun, yılın en iyi topluluklarından biri olarak kendi faturalarını hak eden olağanüstü bir oyuncu kadrosuna sahip olması büyük bir şans. Çoğu, yetenekli olduklarını bildiğimiz rolleri oynuyor. Örneğin David Dasmarken biraz ürkütücü bir kötü adam olarak ama bu dünyaya mükemmel bir şekilde uyuyorlar. Oscar Izek dışında ciddi bir şekilde çöl gücü diyebileceğimiz tek bir kişi bile yok. Chelamet tanıdık, seçilmiş kişi, rolünden biraz sıkıntı çekse de Durmadan kara kara düşünürken sizi yanında tutacak doğal bir karizmaya sahip. Göze çarpan anı olağanüstü Gomca Jabbar insanlık testi sekansıyla geliyor. Çelamet tuhaf bir konsept satıyor ve her zaman harika olan Charlotte Rampling'e karşı kendini koruyor. Dune, Part 1 For Zendaya'yı izleyecek olan herkes hayal kırıklığına uğrayacak çünkü kendisinin de söylediği gibi Chani filmde pek yer almıyor. Açılış anlatımını alıyor ancak bunun dışında ikincil bir figür. Paul'un baştan sona gördüğü kehanet niteliğindeki bakışlar gibi, Chani de ikinci filmde önemli bir oyuncu olacak, tabii ki oraya vardığımızı varsayarsak. Film bittiğinde tüm parçalar yerine oturduğunda hissedeceğiniz en önemli duygu da budur. Yarı anlatılmış bir hikaye olduğu için sinir bozucu geliyor. Ancak Willow of vizyonunu tamamlayabilirse, o zaman ağır anlatım yükü, değerli bir çaba hissedecektir. Dune, birinci bölümde hayran olunacak çok şey var, özellikle de etkileyici dünya yapısı ve mükemmel oyuncu kadrosu açısından. Ancak bu filmden tam anlamıyla tatmin olmak yerine, İkinci bölümün ne kadar iyi olacağını düşünmekle baş başa kalıyorsunuz. Umarız bu Arrakis'e yaptığımız tek ziyaret değildir.